yaşadığımız acıları tarihe not düşmek, bundan sonra gelecek nesillerin daha sağlıklı, daha depreme dirençli, daha güvenilir ortamda yaşamalarını sağlamak için bu tür tarihe not bırakmalar önemli. En azından yapacağımız bu çekimler belki 100 yıl sonra, belki 200 yıl sonra bile insanlar diyecek ki filanca tarihte böyle bir acı bu topraklarda yaşanmış, aman ha dikkat. Bu anlamda çok önemli bir. Bir de en azından yitirdiğimiz canlarımızın hatıralarına olan saygımız geride. Onların arasındasını yapacağız bu eser, bu çalışma. Bir nevi toprağa şurada kefensiz verdiğimiz 10 bin deprem şehidinin de hatıralarına sahip çıkmaktır. Aynı zamanda ona da bir vefa gerektir. Onlara karşı bir görevimiz var çünkü. Biz de o görevlerimizi kimimiz işte belediye başkanı olarak, kimimiz ev hanımı olarak, kimimiz tür çalışmalara dahil olarak bu şehrin kalkınması için yeniden ucundan bir tarafından tutarak katkı vermiş olacağız. Bunun için çok anlamlı, çok önemli. Bu konuda biz belediye olarak her türlü yanınızda oluruz, her türlü destek olacağız. Bunu bilin. Adıyaman'ın kadınları güçlüdür. Biz hep beraberiz, birlikteyiz ve beraber de bu şehri yeniden güzel, yaşanabilir kent haline getireceğiz. Eşimi, iki çocuğumu kaybettim. Ayrıca sabacağımı kaybettim. Aslında size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayağa kalkma nedenlerimden birisi, bu projelerden birisi oldu. Evet. Gerçekten benim için çok önemli. Hani çok da şu anda o kadar güzel insanlarla birlikteyiz ki size ayrıca gerçekten teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bir engelli bir birey olarak kaldım. Bunu nasıl diyeyim, hani kendimi topluma kabullendirmek, toplumun beni kabullenmesi için ve kendi adıma bir şeyler, çocuklarımın arasına, ailemin adına bir şeyler yapabilmek için o kadar güzel bir proje oldu ki benim için. Yani gerçekten diyorum, o kadar mutluyum ki şu anda sizinle bu konuşma yapmak bana gerçekten gurur verdi. Ve benim ayağa kalkma nedenlerimden birisi de bu proje ve sizlersiniz. Biz de projede çok bulunmak istiyoruz, gönüllüyüz, elimizden evet, geleni yapmak istiyoruz. İnşallah. En güzeli çıkacak ortaya. Desteğiniz oldukça zaten başarımız çok büyük olur bence. Ben İyi ki varsınız. Ben yanınızdayım. Teşekkür ediyoruz çok hocam. Çok rahat olun. Kadınlarımız çok güçlü. Aynen. Ben de enkazda kaldım 7 saat çocuklarımla beraber. Kendi ailemden çok kaybım var. Şükür canım sağ ama toplum olarak çok ileri gitildik. Bayağı geri planda kaldık. Bu enkazdan çıkmayana kadar diğer mesela Gölcük depremi olsun, diğer depremler olsun herhangi bir araştırmaya hiç girmedim. Onların belgesellerini sonradan çok izledim. Evet. Bu projenin çok yararlı olacağına çok inanıyorum. Çok iyi olacak, evet. Bakarsınız, toplumdan daha farklı bir çalışmayı birlikte yapar. Onu çok istekli. Kesinlikle. Ben de hayretle izliyorum. Hiç yani. Asla vazge vazgeçmeyin, çok güzel iş çıkarırsınız. Evet. Bizim tam olarak bu belgeselde yapmak istediğimiz kadınların kadınların nasıl etkilendiği çok gerçek biçimde aktan. İlla ki birini böyle uzun uzun diye görmemize gerek yok. Ama o birinin yaşadığı şeyi yaşarken yüzündeki ifadeyi görmeniz bile en çarpıcı bir görüntüyü çekmeniz yeterli oluyor yani. Aynı zamanda ve direkt fark edebiliyor. Aynen. Yarım saati buyurun. Güzelce sığdırmışlar. Nasıl? Yarım saat için var bir belgesel için. Her şey aslında